Çıkarttı çıkardık. Fuat Avni. Bu frekans aletinden başka bir şey var mı? Başka bir orhonluk var mı? O ekran yine küçülmüş. Büyütsene Fuat Avni, öyle yakın çekim yap bunu. Hadi Fuat Avni. Anası X hamster mı ne? Frekansa bakar mısın zaten? Bu beynim dağılacak. Ne yapıyor bu? En sonunda müşteri mi buldun? Taşıyıcılık mı yapacak? Evini taşıyacak. Cehenneme inşallah. Evet, kapşonlu şey giydik. Yağmur bekleriz. Yağmurun oğlu. Bu tezgahı her yerde yapıyorlar yani. Sır burada değil. Her yerde böyle insanlara zulüm ediyorlar. Ve bunlar tutuklanmıyor. Mal varlıklarına el konulmuyor. İçeri tıkamıyorlar. İnsanların ölmesine göz yumuyorlar. Komşuların ölmesine göz yumuyor komşular. Apartman apartman kapıyorlar. Sokak sokak, parsel parsel. İlçe ilçe, mahalle mahalle, il il. Rum İmparatorluğu. Ne demişti o Bambi Orhon? Anam Rum, babam Türk, yalan söylüyor, yalancı o da. Kesinlikle. Diğer narsisistler gibi. Hiçbir Rum Türk'le evlenmez be. Hatta bir babası olduğuna bile emin değilim ben. Hem anası hem babası. Evet, kanunlar bu akbaba millete uygulanıyor. Yavaş yavaş hepsi. Hayvanlar kanunu da çıkaracaklar. Cadıları koruma kanunu da. Ben emlakçılık yaparken ev sahipleri diyordu. Bekar istemeyiz. O da şimdi yasaklanıyor. İster istemez alacaksın bu evlenmemiş pornocu çiftleri. Kedi köpekçi çiftleri. Böyle ele geçirmek üzere apartman apartman. Her yeri. Fuat Amni, bir yalanımı söylesene diyor. Ben bir başlasam 20 senedir yaşadığım şeylere göre aylarca bitiremem. Travmadan dolayı aklıma ilk gelen en yeni şeyler. En son şeyi de kendisi söyledi zaten. Dışarıda buldum, acıdım, eve aldım. Ne demişti bana? Ben onları belediyeye teslim edeceğim. Şimdi yine acıdı, evde alacak. En son olay dağları da vardır sonra. Kızıl saçlı orada gidiyor, hayvansız bu sefer. Orhan Seyfi Orhunluk için. Burnumuzu uzattık. Bir magandaya beni gösterdi kesin. Yetmedi mi çektiğin resimler, dağıttığın resimler yetmedi mi? Fuat anasının amni. Orada gidiyor yeni bir magandayla. El ele eş değiştiriyor, gömlek değiştirir gibi. Aynen böyle yapıyorlar bütün polislere de belki. Bak ben seninle birlikte olacağım ama bu çocuğa, buna, bu aileye yükleneceksin, tamam mı? Magandalık yapacaksın. Orhan Seyfi Orhunsuluk yapacaksın. Onun taşıyıcı şey mi yoksa şeydendir o, yeni diziden nakliyatçı.
O yeni Magan'la nasıl biri be? Fuat Avni Orhus bu çocuğu. Bıçaklı usta mı? Akilles mi kesecek? Sabıkaları var mı? Kaç kişiyi içeri yattırdı o? 6-7 kişi. Döktükleri karışıma bak yani. Sarı kavun içi bir şey. Anında kabız. Orhun spuğa bak be. Bu millet hayvansever bilsemiyor. Birileri gidip baksın besleme noktasına neler dökmüş de dökmüş. Bu millet doldurmuş domatesli kalp için, kalp rahatsızlığı için, hasta etmek için, kronik hasta etmek için. Bunlar hayvansever. Anasını satayım. Oo, fırladı fırlama. Oo, selam. Düşündüm de dedim yalanlarını saysam böyle aylarca sürer. Yetiştiremem. Kafana göre yetiştiremem. Kafama göre. Bravo, anında yerleşmiş. Evi sattın, taşıyıcılık mı yapacak? He? Evi sattın mı, taşıyıcılık yapacak değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Sırıtmaya bak anasını, şeytan gibi. Orhan Seyfi Oroz bu çocuğu. Burası da kazınmış, eşilmiş bok var. Kesinlikle. Bok şampiyonu. Bir odun atsana kalbime. Hani nerede iğne uçların nerede? Biz hastayız, siz sağlamsınız. Anasını satayım, narsisist, psikopat. Oo, yastığını silkeleme için çıktı. Çok fazla üstüne yatmış, tozlanmış, yastığını silkeleyecek. Kalp şeklinde. Kim bilir ne işareti gören için. Tekrar söylüyorum, bu iblisin varını yoğunu almayan şeytana tapıyordur. Yalan bırak, tek doğru sözü yoktur bunun. Burada yaptıkları belli, her namazında boşuna ayet yazmıyor. Yalancı perçeminden budur. Ve onun yüzünden zebanileri yiyeceksiniz, bekleyin görün. Gel sen de buraya park et. Zaman makinesi mi var ne be, anında böyle haberdar. Anında işlenme her zamanki gibi. Video yayınlar yayınlamaz. Ben ancak seyrettim, bitirdim, bir bakıyorum burada. Zaten ne yayınladığım belli yani. Müzik yapsam da öyle yapıyor çünkü şüpheleniyor bir şey, bunların hakkında yayınladım. İnternet ağından böyle gücü olan biri neler yaptırmaz be. Devlete karşı Fuat Avni neler yaptırmaz be. Şu kadarını biliyorum ben, gördüğüm şeyleri biliyorum, hiç anlatmayacağım. Tek karım biliyor, o da gördü çünkü. Siz bu iblisi yok etmeyin. Uyanacağınız yer cehennem olacak. Siz bu iblisi ve taraftarlarının böyle icabına bakmayın. Hepsinin damgası var. Gideceğiniz yeri ben biliyorum. Ben de oraya gideceğim miyim bilmem. Allah bilir daha iyisini. Sadece bakıyorum. Ağaçlar dökülmüyor mu? O kadar çok bebek ölümü olduğunu da zannetmiyorum. Sinekler hala uçuşuyor. Bir pencere açtık.
öyle olsa da hazırım ben. Ne yapacak? Suratıma saldıracak. Kumandaya bak, karıma sonra. Bir ona bir bana. Tekrar ortaya çıksın, geberecek. Geldi meydan okuyor anasını satayım. Uçuşa bak. Uçuş ustası. O içeri girdik çıktık, zebrenatör kaybolmuş. Sen bu şeylere devam et. Cehennem kalabalığında kaybolacaksın. Bütün hayvanları gibi. Pat! Yeni biri fırlıyor. Hiç buradan ayrılmıyor. Zabrenatur, yeni aktör. Evet, hoş geldin. Sen yenisin. Tamam, kabul. Oo, kamerayı kaldırdık, kaçtı. Kancık. Otomobiller yok mu be? Otomobil park etsin oraya. Yasak levhası istiyoruz. Sadece otomobille. Onlarda belki GPS yok. Olsa bile bunlar kadar güçlü aletleri olmaz belki. Oo, birden beynimde bir baskı. Oo, ne bu be? Kulaklarımda da gaz aleti mi acaba? Ne diyorlar? Deccal ortaya çıktığı zaman ahirete kadar öyle bir yani şeytanlık olmamıştır mı diyorlar? Fitne. Kesinlikle. Böyle şeytani bir millet tarihte olmamıştır hiç. O taşıyıcının sahibi geldi. Maskesiyle. Genç biri. O yeni dizideki nakliyatçıya çok benziyor. Oo, ne yapıyor? Aşağı, biraz daha aşağı çekiyor. Buna yer açacak. Haberleştiler. Var daha yer, çek. Evet, sen burada çalışıyorsun, iş yapıyorsun burada. Biraz daha. Evet, iş yapıyorum. Oo, günün mesaisi bitti. Mesai bitti be. Biraz daha aşağı çekmek için geldi. Ya Rabbim. Bu şeytanların boynu kırılmazsa ben bilmem. 1,5 metre daha yer var Fuat Amni. Çağır gelsin, tekrar bir iş yapsın. Şimdi gitti doğum hastanesi. Ben doğum hastanesi için geldim ha. Benim hanım sürekli hamile kalıyor. Hastanede ise park yeri yok. İşimiz gücümüz bok. Sen arabadan dışarı fırladın mı zızlar başlıyor. Ne iş ketoş. Bu şeylerle eskiden öfke aşılıyorlar. Şimdi alıştık. Ve ilaçlama var. O yardım etmiyor ki, daha beter yapıyor belki. Alıştık resmen. Bağışıklık sistemi ve dinlediğim frekanslar. Kill Arkon. Kill Arkon Seyfi Arkon. Şeytanın vesvesesi budur resmen. Parazitleri sokuyorlar size, beyninize kadar. Sonra dışarıdan haberleşiyorlar. Ne diyeyim ki? Kill Arkon. Gir biraz otomobiline de dinsin bu şey. En tuhaf şey ise bu.
Hep ağır taşıtlar gelecek buraya. Ve doğum hastanesine gidiyorlar hepsi. Otomobil falan olmuyor. Onların işi olmaz. Doğum hastanesine. Bu nakliyatçılar çok doğum yapıyor. Hayvanları gibi. Hepsinin de tam bir doğum ertesi oraya doğuracağı çık geliyor. Sıkışıyorlar. Suları boşalıyor. Sancıları başlıyor. Videolarımız kimse seyretmiyor ki. Ondan sonra karısı hastanedeyken o aklıma geldi be, biraz geri almam gerekiyor. Bir metre. Geliyor, geri çekiyor bir metre. Kaç kez yaşadık. Sen burada bekle karıcığım. Ben gidiyorum nakliyat taşıtımı bir metre geri çekeceğim, geri geleceğim. O bizim komşu da gezici geldi. 65 yaş üstüsüne evde kal lan. Dün çıkacaktın buraya. Bok sinek kaynarken. Şimdi değil. Kalktık. Bu balkon günlüğü de böyle bir sinek.